Merhabalar arkadaşlar, ben Türkiye Mama'dan Ceren. Bugün sizlere Kaos Online ilk bakış videosu çekeceğim. Bildiğiniz üzere Kaos Online bugün kapalı beta sürecine girdi. Kaos Online Entro Games tarafından yayınlanıyor bildiğiniz üzere ve bir MMORPG. Hemen karakter yaratma ekranıyla sizi karşıladım. Gördüğünüz üzere sol üstte muhafız, gök büyücüsü, şifacı, kızıl büyücü ve dövüşçü var. Şimdi dövüşçü kısa menzilli saldırı özelliğine sahip. Kızıl büyücü ateş sanatına hakim ve gizemli dünyalardan ateş canavarları çağırabiliyor. Hemen kızıl büyücüyü göstereyim size. Şifacıya geldiğimizde bildiğiniz üzere tedavi ustası, doktor. Gök büyücüsü, bu da dünyadaki elementleri kullanarak büyü yapıyor. Hemen muhafızı söylüyorum. Muhafız sınıfı da kısa menzilli vahşi saldırı kabiliyetlerine sahip bir sınıfımız. Hangisiyle başlasam diyorum. Hangisini size göstersem. Şöyle kızıl büyücüyle başlayalım. Bakalım nasılmış. Ne gibi yetenekleri varmış. Hemen görelim. Evet arkadaşlar. Karakterimiz oluştu. İsmimiz Türkiye Mama. Seviyemiz henüz 0. Doğum yeri giriş için tıklayın. Tamam, buraya tıklayalım. Evet, hemen gördüğünüz üzere oyun modları karşımızda. Klasik, akıcı, hızlı, etkileyici, yüksek. Her oyunda olduğu gibi hareket etmenizi sağlayan şey VASD. Peki neden ben seninle birleşik çıktım az önce? Bu ne ya böyle? Evet arkadaşlar, hemen bakıyoruz. Bu nasıl bir koşuş ya? Şimdi ben yaklaşmadan olmuyor biliyorsunuz. İlk defa bir karakteri bozmadan oyuna girdim. Onun sebebi de karakter yaratma ekranında çok bir ayrıntı ve seçenek olmaması. Yoksa size bir 10 dakika bekletirdim, saçını yapayım. İşte yok dudağı şöyle olsun, yok kalçası şöyle olsun, omuzları şöyle olsun falan filan diye. Karakterimiz böyle. Bak bak, kıvırmalara falan bak. Bakalım nasıl hopluyor, nasıl zıplıyor. Hop. Bir de ondan bakalım. Hop. Bayağı ilginç atlıyor yalnız. O nasıl bir atlayışsa bilemedim. Hemen sağ üstte gördüğünüz gibi şurada etkinlik takvimi var. Buradan etkinliklere katılabiliyorsunuz. Yön bulmak için sol tuş ile tıklayınız demiş. Nasıl bir koşuş o ya? Ne yapıyorsun ya? Zaten oyun fark ettiyseniz ne yapmanız gerektiğini size söylüyor. Ben hemen hızlıca geçiyorum. Yalnız bu koşuş ne böyle ya? Bir dakika, anlamadım ben. Niye böyle koşuyor? Niye yani? Bu ne ya? Allah Allah. Niye böyle koşuyor bu? Çok ilginç değil mi? Hemen görevlerimizi bu arada alıyoruz. Bu arada çantamızı açıyoruz. Bakalım hemen. Bu neymiş? Purple yelpaze. Hemen burada özellikleri vesaire yazıyor. Potlarımız var. Şans hediye paketimiz var. Niye bunu tıkladım onu da bilmiyorum. Neyse, o orada kalsın. Şimdi yelpazemizi aldık. Ya sen ne bileyim? Tövbe estağfurullah, dibime giriyorsun. Evet, yelpazelere bakalım. Çok ilginç değil mi ya? Bayağı ilginç. Neyse. Deneme öğrendim. Niye böyle koşuyor bu ya? Bütün sınıflar böyle mi koşuyor, ben anlamadım ya. Neyse, koşmaya devam edelim. Solda gördüğünüz gibi, sol altta chat ekranı var. Herkes çok merak ediyor uzun süredir.
İşte ne olacak, neler olacak, işte neler bitecek falan da filan da. O ne oluyor ya? Şöyle de böyle de bilmem ne de. Ondan sonra bugün biraz problem yaşandı gibi oldu hani girişte, oyuna giriş konusunda, ama yetkililer, ekipler kısa sürede çözdü ve oyuna girme şansını elde ettik. Şimdi biraz böyle görevi niye yeniliyorum? Bak koşuşa bak koşuşa. Dünyayı dolaşacak kuvvete kavuşuyorsun. En iyisi olmasan da yeteneğin var. Bu güzel dedi bana. Abartma, bizler sadece ışık tutarız. Bazı şeyleri kavrasan da yeterince güçlü değilsin. Bla 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 bla. Gibi gibi şey. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Bu ne? Nereye gidiyoruz? Anacığım. Ne oluyor? Bir dakika ya, ben şu an ne olduğunu şaşırdım. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şey ya? Bir dakika, ne yaptık biz? Evet, şimdi böyle biraz bisikletlerini görme şansı. Çok iyi bir yetenek, hayranlık duyduğuna teşekkür ederim. Evet. Uygarlık aklı yok etti ama bilgi dünya için iyidir. İnsanlar beni çılgın dövüş sanatı delisi Yixi Out okuyamadım adıyla tanır. Ustan sana başka savaş teknikleri öğretmeliydi ama zamanımız kısıtlı. Şimdi sana kendini geliştirme yöntemini öğreteceğim vesaire vesaire. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen öğrenebileceğim becerim var ama ben şu an bu hoşuma gitti ve bunların böyle ay çok güzel oynuyorsun, ay ne güzel yetenek falan demesi de açıkçası hoşuma gitti yani. Neyse, hemen bakalım ne varmış. Onaylayalım. Evet, kapatalım beceri ekranımızı. Tekrar yanınıza geldik canım. Hadi bakalım. Ya ben bunun niye böyle koştuğunu gerçekten algılayamadım. Çok ilginç. Koşmuyor mu? Bir de her yeri gözükmüyor mu koşarken? Fark ettiyseniz. Yani niye bir de böyle hani bu kadar yakın şeyler yapıyoruz? Onu anlamadım ben. Neyse. Böyle iç içe giriyoruz farkındaysanız. Karakterlerle diye böyle bir şey var, anlamadım ben onu. Neydi ben? Tamam. Okey. Evet, tanımladık. Tamam, başka bir şey istiyor musunuz? Herhalde istemiyorsunuz. Tamam. Tıkladık. Hayır. Yanlış bir şey yaptım, pardon arkadaşlar. Saniye. Ben şu an bayağı şeye bağladım yani. Ya ben şu an yapamıyor muyum? Tıklıyorum zaten. Niye böyle bir şey oldu? Bir saniye. Kutuyu aç. Mühür açma işlemi yap. Tamam, peki. Mühür açma işlemi derken şunu mu yapacağız ya? Tamam. Ekipman yerleştirin diyor. Neyin ekipmanını yerleştireyim ben ya? Anlamadım ki ben. Şu an yapamıyorum, farkında mısınız? Bilmiyorum ama. Büyülü sarı cevher bilmem ne. Eşyaların mührünü açabilen gökten düşmüş mucizevi bir taşmış. Yani ben anlamadım niye böyle olduğunu.
Ay. Şu an arkadaşlar ben böyle bir sinir krizi geçirmekteyim. Hemen okuyalım. Ekipman tanımlaması, ekipmanın saklı olan özelliklerini açığa çıkart, bilmem ne. Büyülü cevherlerini kullan diyor. Tamam, tıklıyorum. Büyülü cevherim var mı ki benim? Kullanayım. Onu anlamadım ama. Şimdi şunu mu ayırsak? Yerleştirdim ekipman zaten. Büyülü cevher istiyorsun da. Ya bu muydu ya? Sabahtan beri benim beceremediğim şey bu muydu arkadaşlar ya? Hakikaten yani hiç mala bağladım. Görmüyorum orada gözümün önünü. Mala bağladım yani hakikaten. Neyse biz şu ilginç koşan arkadaşlar koşmaya devam edelim. Arkadaşlar bilmiyorum yani oyun açıkçası sınıf sınıf çeşidi bana çok az geldi. Gerçeği söylemek gerekirse. İkincisi karakter yaratma ekranında size hani çok ayrıntılı seçenekler verilmiyor karakterinizi yaratırken. Benim de en çok istediğim şey oydu yani böyle bir oturayım bir şey yapayım. Arkadaşlar geliştirmek için anladığımız kadarıyla şeye ihtiyacınız var. Purple Yelpaze'ye ihtiyacınız var. Kızıl büyücüde. Daha sonra geliştirebiliyorsunuz. Olmadan geliştiremiyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Evet. Tamam. Bunu da hallettik. Hemen gidelim. Çok kişi bu oyunu uzun süredir bekliyor. Umarım beklediklerinin karşılığını alırlar. Beğenirler oyunu. Yalnız bayağı şu olay bayağı ilginçmiş farkında mısınız? Yani bayağı ilginç ya. Biz bir yere falan çarpmayalım. Nereye götürüyor mu bizi? Kaçırıyor mu yoksa bizi? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Evet çok ihtişamlı. Sorma. Evet. Başınızı döndürdüm değil mi? Ama seviyorum ben böyle karakterlere şey bakmayı. Ben bu arada şöyle söyleyeyim size. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Yok dalga geçiyorum. Şu an bu çok hoşuma gitti. O yüzden izlemek istiyorum. Dağdan uçarak kılıçla in. Nereye ineyim peki? Nereye ineceğimi söyler misin acaba? Herhalde bu kendisi bizi götürecek mi? Ne yapacak? Bilmiyorum ki. Bayağı bir yani bu hakikaten ilk bakış oldu. Arkadaşlar oyun açıkçası kapalı beta'ya girer girmez. Ben de merak edenlerle birlikte oyuna girdim. Yangdu. Evet. Yangdu. Hemen Jizi ile konuşmaya gidiyoruz. Hemen konuşuyoruz. Evet, tamam. Çok konuştuk sanki. Niye bunu açtık? Kapat. Evet. Yaoki ile konuşacağız şimdi de. Kıvırta kıvırta gidiyoruz. Kıvırta kıvırta. Becerilerimize bakalım. Okey, bunu zaten almıştık. Ne oluyor ya? Niye girdik senin dibine biz? Ha, şöyle duralım. Çantamıza bakalım neler varmış. Okey. Tamam.
Teşekkür ettik. Ne istiyorsunuz gene? Tamam. Bakar mısınız tipe? Bakar mısınız kıyafetlere? Bak bak, koşarken tipe bak bak. Bak. Yalnız hepsi öyle koşuyor. Evet. Doğru. Demek ki kızıl büyücü böyle biraz anormal koşuyor arkadaşlar. Değişik. Hani Notre Dame'ın kamburu gibi. Biraz bana öyle geldi açıkçası. Hemen konuşmaya gidelim. Bu arada hani kapalı beta açılır açılmaz birileri de bize eşlik etmiş gelmiş. Fark ettiyseniz görevin üzerine tıklayarak görevinize gidebiliyorsunuz. Bunun dışında sağ üstte gördüyseniz bir küçük bir map var. Oradan da takip edebilirsiniz. Ne yapıyoruz ya? Tamam. Ne yaptık ya? Hiçbir şey bilmeden gidiyorum şu anda arkadaşlar. Yani ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Tamam. Okey. Tamam, çantamızı da genişlettik. Yani illaki bu arada otoyön sistemi kullanmayabilirsiniz dediğim gibi. Hani kendinize şey yapabilirsiniz. Bu arada şu an henüz böyle bir aksiyona giremedik. Giremediğimiz gibi de böyle değişik değişik dolanıyoruz buralarda. Yani ben koşuşa hasta kaldım arkadaşlar. Hakikaten çok ilginç bir koşuşu var. Yani yürüyüş aslında, koşmuyor. Şöyle zıplamaya da bir daha bir tekrar bakmak istiyorum. Elbazeler bayağı... Ben normalde hayatta yani şey oynamam. Büyücü oynamam yani. Nefret ederim aslında büyücü karakterden. Büyücü sınıfından. Ama yani oyunda genel olarak sınıf seçimi çok çeşitli değil. Genelde baktım hani büyücü ağırlıklı. O yüzden dedim bu sefer bir deneyelim. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Ondan sonrasında buna karar verdik. Fark ettiyseniz bayağı bir böyle iç içe girdik herkesle. Ya tabii hani tamam, hadi artık. Çok konuşmadık mı biz? Tamam. Hadi, çok konuştuk. Bak, bak koşuşa bak. Bak, öndekinin koşuşa bakar mısınız? Oyunda genel olarak koşuşlarda ve yürüyüşlerde bir ilginçlik var nedense. Böyle bir ilginç bir yürüyoruz ne? Arkadaşlar müzikler hoş. Böyle oynarken pek sizi gaza getirici bir yanı yok ama tabii şimdi savaşırken falan nasıl olur bilmiyorum da ne tür bir şey olur. Gidiyoruz bir yere. Nereye gidiyoruz? Görevimizi yapmaya gidiyoruz. Bu arada Ayyaş ile konuşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Ayyaş ile konuşacağız. Ne işimiz varsa elin Ayyaş ile. Gidiyoruz bakalım. Uzun süredir bu oyunu bekleyenler var yaklaşık. Yani bir yıldır falan bekliyorum diyen arkadaşlar var. Onların umduğu ve beklediği gibi bir oyun olur umarım. Yani onlar için bir hayal kırıklığı yaşanmaz. Genel olarak ben gördüğüm eksiklikleri size belirttim. Yani bu benim tabii tercihim. Ben karakterimi kendi isteğime göre yaratmayı seviyorum. Yani bir oyunda tüm açıkçası karakterler aynı olduğu zaman pek hoşlanmıyorum. Şu an farkındaysanız hem kıyafetlerimiz, her şeyimiz, tipimiz, ne var ne yok. Aynı yani, böyle bir şey olamaz. Bayağı şu an. Evet. Uhu, görüyor musunuz arkadaşlar skillleri? Yani bu arada hani yakın menzille dövüşmek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi
Ya genelde zaten büyücülerin özelliği bu. 300 metreden 400 metreden devasa yaratıkları kesebilmek yani. Olağanüstü. Ya dediğim gibi hani benim hala hoşuma gitmeyen şey çeşitlilik biraz az. Yani benim o yönden isteklerimi pek karşılamadı diyebilirim. Okey, ben artık durayım mı ya? Seriye bağladım bildiğin yani. Aslında skill'leri görmenizi istiyorum. O yüzden de biraz neler var neler yok ona baktığımız için. Bu şekilde biraz uzun tutuyorum olayı. Neyse, Ayeş ile konuşmaya gidelim biz. Bakalım ne diyecek. Müzikler güzel arkadaşlar. Grafikler deseniz, yani tamam grafikler de hoş ama işte sınıf seçimlerinde çeşitliliğin az olması. Ne oldu ya? Ne oluyor? Bir şey oldu şu anda. Ne yaptık? Ne oluyor? Niye böyle olduk ya? Çok ilginç olmadı mı arkadaşlar? Durumu taştı mı? Ne oldu? Ben anlamadım ki. Niye böyle bir şey oldu anlamadım yani. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Evet. Evet, bu arada orada ben yeteneklerimi şey ettirirken benimki dayatmıyor. Ne yapıyor ben anlamadım yani. Ya şuna bakar mısın? Hepimiz aynıyız yani. Ne farkımız kaldı yani birbirimizden. Evet arkadaşlar. Uzun lafın kısası böyle. İlk bakış olduğu için ben çok uzun tuttum aslında normalinden. Ama biraz olsun hani oyunu oynamayı düşünenler için bir rehber niteliğinde olsun istedim. Oyunun ayrıntılı incelemesini, tek tek bütün sınıfların incelemesini yakında paylaşacağız. Onun da bir inceleme videosunu çekeceğiz. Yani genel olarak umarım beklentilerinizi karşılamıştır. Umarım beklentilerinizi karşılar, beklediğinize değer. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Grafikler tamam güzel ama ben biraz daha karakter yaratma ekranının ayrıntılı olmasını isterdim. Açıkçası şöyle geldi bana biraz böyle browser bir oyun oynuyormuşum gibi geldi. Yani bu hani karakterlerin hepsinin aynı olması. Yani standart makineden çıkmışsın gibi. Benim düşüncem böyle açıkçası. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Türk MMO ailesi olarak bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızla, yeni ilk bakış, inceleme videolarımızla, oynanış videolarımızla farklı farklı oyunlarla karşınızda olacağız. İyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle son kez sizlere böyle değişik şeyler yapayım. Öyle size veda edeyim. Hoşçakalın.